Merhaba, size bir fırtınadan bahsedeceğim. Son günlerin gündemdeki fırtınası, Stokin fırtınası. Covid-19 sanıldığından daha tehlikeli bir virüs. Akciğerde hasar yapıyor, damar tıkanıklığı ve pıhtılaşmaya neden oluyor. Bunları biliyoruz ama yeni öğrendiğimiz ve giderek şiddeti artan bir komplikasyonu daha var. Virüs temizlense bile etkisi devam ediyor, hasar devam ediyor. 14-28 gün içinde Stokin miktarındaki artış nedeniyle bir fırtına ve çok olu organ yetmezliğine neden oluyor. Peki nedir bu stokinler? Bu stokinler aslında vücudumuzun bağışıklık sistemini harekete geçiren, bizi koruyan mekanizmayı başlatan maddeler. Ve savaşçı hücreleri aktive ediyorlar. Ve bu hücreler daha sonra bizim organlarımıza saldırıyor. Ve bunların içerisinde iki önemli kahraman var. Bunlardan bir tanesi ismi de oldukça ilginç. Doğuştan katil bir lenfosit ve onun tetikçisi bir makrofaj. İşte bu Stokin fırtınasının sonucunu bunlar yaratıyorlar. Ve hastalarda aniden durum kötüleşiyor ve organlarda fonksiyon bozukluğu ve çoklu organ yetmezliğine neden oluyor. Tabii bu sadece COVID'de değil. SARS'ta, pankreatitte ve romatolojik bazı hastalıklarda da Stokin fırtınası görülebiliyor. Elimizde bazı ilaçlar var ama henüz tamamıyla etkili değil. Bu yüzden hastaların durumundaki kötüleşmeyle mücadele etmek oldukça güç. Bakın burada Stokin fırtınası ile ilgili bir hastanın filmleri var. Sol üstteki filmden sağ alttaki filme bakacak olursanız akciğer dokusunun nasıl harap olduğunu gayet rahatlıkla görebilirsiniz. Tabii kafamızda çılgın sorular var. Neden herkes hastalanmıyor? Neden herkes hafif geçirmiyor? Hastaneye yatanlar, yoğun bakım ihtiyacı olanların farkı nedir? Burada bildiğimiz bir gerçek var. O da şu. Karşılaştığınız virüs miktarı önemli. Yani virüs yükü önemli. Virüs yüküyle hastalığın şiddeti arasında bir orantı var. Az virüsle karşılaşanlar hastalanmıyor ya da hafif atlatıyor. Ama işin sırrı belki de hücrede bir kişisel bağışıklık farklılığı yaratan küçük bir gendeki bozukluktan kaynaklanabilir. Açıklaması en doğru şekilde böyle yapılabilir. Bu yüzden aşıyı bekliyoruz. Aşıya kadar ve hatta aşıdan sonra önlemlerinizi asla gevşetmeyiniz. Baharda inşallah iyi günlere ulaşacağız. Teşekkürler, görüşmek üzere, hoşça kalın.